Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan 2 saat 15 dakika kadar süren yanındaki heyetle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ziyarette bulundular. Bu ziyaretin içeriği zaten daha önce basınla paylaşılmıştı. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi'nin ziyaretinden sonra kendisi herhalde daha geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacaklar. Bizim bugün itibarıyla ifade edeceğimiz hususları sizlerle şu şekilde paylaşabilirim. Biliyorsunuz geçen yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir anayasa uzlaşma komisyonu kurulmuş idi. Siyasi partilerimizden eşit sayıda milletvekilinin katıldığı bir çalışma grubu. Bu 60'a yakın 59-60 maddelik bir uzlaşma sağlamış idi biliyorsunuz. Başkanlık sistemi tartışmaları ile yasama ve yürütme ile ilgili maddelerde ilerleme sağlanamamıştı. Bu anayasa çalışma komisyonunun, uzlaşma komisyonunun tekrar canlandırılması önerisi masaya geldi. Ve bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşlerimiz baki kalmak suretiyle bu çalışmanın devam etmesini bizler önerdik. İkinci olarak belki de en önemlisi, herkes her zaman şikayet ediyor. Sayın Başbakan da, iktidar partisi yetkilileri de, Sayın Genel Başkanımız da, Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri de ifade ediyor. Türkiye artık 12 Eylül ayıbından kurtulmak zorunda. Türkiye artık 12 Eylül darbe yasalarının bugün toplumumuzu bunaltmasından çıkmak zorunda. Bunun için siyasi partiler yasası, seçim yasası, birçok 12 Eylül'den kalan mevzuatın ayıklanabilmesi için bir çalışma yapılıyor. Zaten bizim çalışmamız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuda değişik yasa teklifleri sunulmuş idi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. İktidar Partisi de böyle bir envanterle gelecek ve birinci sınıf demokrasiye ulaşabilmek adına kişi hak ve özgürlükleri önündeki tüm temel 12 Eylül hukuku engellemelerinin artık kalkması gerekiyor. Bu yasal çerçevede yapılması gereken bir çalışma. Bu konuda bir anlayış birliğine varıldı. Bunu ifade edebilirim. Sayın Kılıçdaroğlu, parlamentoyu takip eden muhabir arkadaşlarımız bilecekler. Bilhassa temel yasa ya da torba yasa uygulamalarından şikayetini ifade etti. Bugün şu anda da genel kurulda görüşülen 12 maddelik bir yasa, bir torba yasa biliyorsunuz temel yasa olarak geliyor. 6'şar maddeden 2 bölüme ayrılmış durumda. Bu birbiriyle ilgisiz, alakasız konuların bir araya getirilerek böyle bir sürecin içine sokulmasından sıkıntı duyduğumuzu ifade ettik. Oysa temel yasa bir ana hukuk dalını, bir ana sosyal dalı ilgilendiren, o alanda tümsel bir değerlendirme yapan yasalardır. Buna uygun davranılmadığını ifade etti. Bunlar da iktidar partisi tarafından değerlendirilecek. İş tüzükle ilgili çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha etkin çalışabilmesi, tabii ki yasama görevi yanında denetim görevi de var. Ve ismi üstünde parlamento, bir tartışma ortamı. Bu işlevlerini sürdürürken yasama gücünün de daha kuvvetlendirilmesi için iktidar partisinin bazı önerileri oldu. Ve bir iş tüzük çalışması var, hatırlayacaksınız. Bu iş tüzük çalışmasının o komisyonun çalışmalarına devam etmesi önerildi. Ve önemli olan son husus paylaşacağım. Avrupa Birliği uyum yasaları, bilhassa bu vize muafiyeti konusunda zaman tahtitli olarak da Türkiye'nin önünde bulunan bir takvim var. Daha önceki süreçlerde de Cumhuriyet Halk Partisi AB ile ilgili getirilen tüm reform paketlerine olumlu oy kullanmıştır. Tespitlerini yapmıştır. Varsa uyarılarını yapmıştır. Ama Türkiye'nin önünü açacak şekilde bir tavır, davranış ortaya koymuştur. Bu konuda da işte kişisel verilerin korunması olsun, diğer konular olsun bu paket içerisine gelecek. Çünkü miyatlı bir takvim. Sonuçta bir vize muafiyetine gidebilecek olan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek olan bu şekildeki reform paketinde de Cumhuriyet Halk Partisi desteğini tabii ki sürdürecek. Paket geldikten sonra tespitlerini, eleştirilerini yapabilir, uyarılarını yapabilir ama burada yapıcı rolünü daha önce oynadığı gibi oynamaya devam edecek. Bu çerçevede oldu. MHP ile de görüşecekler. Daha sonra başkanlık sistemiyle ilgili bizler kendi pozisyonumuzu koruyoruz. Herhalde onlar da kendi pozisyonlarını koruyorlar. Net bir açıklama yok.
Yani ne bir açıklama ortaya çıkmış. Peki siz tam önereceğini merak ettiğinizi ve bunu kamuoyuyla paylaşacağınızı ifade etmiştiniz. Böyle detaylı bir tartışma olmadı. Çünkü biz pozisyonumuzu burada koruyoruz. Efendim, yani müsaade edin. Demokratik temsili parlamenter sistemin güçlendirilmesi, yasama, yürütme ve yargı erkinin kuvvetler ayrılığı ilkesinin güçlendirilerek, tahkim edilerek hayata geçirilmesi için biz temel düşüncelerimizi zaten ifade etmiştik. Bizim pozisyonumuz aynı noktada arkadaşlar. Hayır, kendi düşüncelerinin bu şekilde olduğunu ama o şeklin çerçevesini şekildeki gibi diye bir başkanlığı mı geldi, Türk tipi bir başkanlık önerisi mi geldi efendim? Bir şey gelmediği için açıklamak durumu da değilim. Onu kendisi değerlendirir. Anayasayla ilgili olarak uzlaşma komisyonu gündeme geldi dediniz. Yine evet. 4 partinin katılımı ve eşit üyeli bir temsil evet. Nasıl bir Aynı şekilde. Bakın söyleniyordu 60 madde var, şudur budur. Biliyorsunuz 60 maddede niye kaldığını da konuşmam sırasında ifade etmiştim. Evet. O zamanki başkanlık tartışmaları sırasında yasama ve yürütme ile ilgili maddelerde tıkanıklık olduğu için 60'la sınırlı kalmıştı. Önemli bir çalışmaydı. Şöyle söyleyeyim. Kişi hak ve özgürlüklerini öne alan, demokratik, özgürlükçü, her türlü vesayetten arınmış, bunlar bir zümre ve kişi vesayetleri de dahil, bir çerçeve içerisinde bir anayasa çerçevesinin oluşmasını zaten öteden beri söylüyoruz. Seçim programımızda da var, bu konuda daha önceki basın toplantılarında ifade ettiklerimiz de var. Sayın Genel Başkanımız da bu konuda vurguları var. Bu çerçevedeki görüşümüz ve çizgimiz belli. Tekrar bir görüşme olacak mı yoksa komisyon kurulma aşamasına mı geçecek? Yani bu çalışmanın devam ettirilmesi. Bizde bağlı değil biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi. Biz eşit temsil noktasında aynen devam etmesi konuşulduğuna göre geçen seferki statünün devamı şeklinde değerlendirmek daha uygun olur. Siz böyle yani. Yani bir şimdiye kadar Türkiye'de hükümet olan iktidar partisiyle muhalefetin arasında bir bariyer vardı, bir görüşmemezlik vardı. Siyasetin zaman zaman kendi iç doğası olarak sertleştiği dönemler olur. Ama paylaşmak, diyalog çerçevesini zorlamak bence gelişmiş bir demokrasinin temel şartlarından biri. Sayın Başbakan burada iyi niyetini ortaya koyuyor. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten diyaloğa açık ama söylediğim gibi biz kendi pozisyonumuzu, kendi ilkelerimizi ve kendi gerekçelerimizi koruyarak bu diyaloğa kapalı değiliz. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Bu arada tutuklu gazetecilerle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu rahatsızlığını bir kere daha belirtti. Sayın Başbakan da tutuklu yargılamanın kabul edilemeyeceğini, tutuksuz olması gerektiğini, zaten daha önce de ifade ettiğini vurguladı. Bu konuda nasıl bir gelişme olacak onu da hep beraber takip edeceğiz. Bir kere daha 30 Aralık itibariyle bu konudaki duyarlılığımız Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ifade edilmiştir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Konu gündeme geldi mi?